Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir araştırmaya göre küresel ısınmanın bir sonucu olarak her geçen yıl yazlar daha da uzun oluyor. Bilim adamları son 60 yıldaki raporlamalarına göre bu süre 20 gün kadar uzadı. Bu durumun getirdiği endişelerden biri yaşlılar için ısıya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları. Biliyoruz ki yaş ilerledikçe vücudun savunması da giderek düşer. Bu vücudu hastalıklara daha yatkın dış faktörlerden daha fazla etkilenir hale getiriyor. Öte yandan ileri yaşlarda zaten vücutsuz kalmaya eğilimli halde ve bizim sıcak havalarda en çok çekindiğimiz konu yeteri kadar sıvı tüketilmemesi ve fazla terlemedir. Vücudun işlevsellik yeteneği vücut sıcaklığının korunmasına bağlı. Sıcak bir ortamda vücut sıcaklığı yükselmeye başlar. Vücut terleyerek ısıyı serbest bırakır ve kanı vücudun çekirdeğinden ısının vücuttan ayrıldığı yani deri yüzeyine taşır. Vücut bu işlemi yapmazsa ısı birikerek organlara ciddi hasar verebilir. Isıya bağlı sağlık sorunlarını önlemek için alabileceğiniz tabii ki bazı önlemler var. Bunlardan ilki en başta bol veya yeterli miktarda su içmek. Daha fazla susuz kalmanıza neden olabilecek kafeinli içecekler veya alkolden kaçınmak. Ayrıca salatalık, karpuz, marul ve çilek gibi su içeriği yüksek gıdaları yiyerek de sıvı alabileceğinizi unutmayın. Diğer bir önlem de gün ortasında havanın sıcak olduğu vakitlerde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamak ve ısıyı çekmeyecek açık renk ve hafif giysileri tercih etmektir. Lütfen bu tavsiyelere uymaya çalışın bu sıcak günlerde. Sağlıkla kalın.